Evet arkadaşlar, herkese selam. Ekincik'teyiz. Harika güneşli bir pazar günü. Bugün size özellikle çift lastikli zıpkınlarımızı nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bilgi vereceğim. Genelde şu hata yapılıyor. Öncelikle yakın olan lastik çekiliyor. Ardından tüfek çift lastik kurulduğu zaman lastikler üst üste biniyor. Birbirine değiyor, sürtünüyor. Hem atış anında vibrasyonel sebebiyet veriyor. Hem de zaten muntazam bir görüntü elde edilmiyor. Biz bunu birbirine paralel bir şekilde, nizami bir şekilde nasıl durması gerektiğini ve nasıl kurmamız gerektiğini şimdi size anlatacağım. Öncelikle kısa olan, yani uzaktaki lastiğimizi, uzun olan yakındaki lastiğimizin içerisinden geçiriyoruz şu şekilde. Öncelikle uzaktaki lastiği kırıyoruz. Lastiğimizi tuttuktan sonra tüfeği göğüs kafesinin altına koyuyoruz. Burası sağlam bir bölge. Ve tüfeğin üzerine doğru uzanıyorum. Evet, bunu böyle açık alanda, kimsenin olmadığı yerde ve denize doğru yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi birinci çenteye alıyorum. İkinci çenteye tüfeğinizi biraz daha yukarıya alıp birden ikiye zıplatabilirsiniz. Direkt ikiye almanıza gerek yok. İkiye almaya çalışmayın. Dileyen birden ikiye zıplatabilir. 16 milim lastikler. Tabii ki bunu suda kurmanız daha rahat olacaktır. Biz şimdi güvenli bir bölgede, denize karşı, insan olmayan bir yerde denize karşı kuruyoruz. Ardından ikinci lastiği alıyorum. Ve ikinci çenteye gördüğünüz gibi takıyorum. Bu kısım önemli. Burayı bir gösterelim. Bakın, lastikler gördüğünüz gibi birbirine paralel, birbirine temas etmiyor ve hizalı duruyor. Evet, şu anda tüfeğim kuruyor. Evet, peki eğer tersini yaparsak, yani önce uzun olan lastiği, bize yakın olan lastiği çekersek ne olur? Bir de ona bakalım. Önce bana yakın olan lastiği çekiyorum. Birinci çenteye kurdum. Ardından bana uzak olan lastiği çekiyorum. Evet, ikinci çenteyi aldım. Görebiliyor musunuz? Lastikler üst üste biniyor, birbirine değiyor. Hizalı durmuyor. Altına aldığım zaman dahi şu bölgede bir çapraz kesişme var. Yani muntazam durmuyor. Altına alalım. Altına alırsak da burada bir çapraz kesişme oldu. Evet, bu şekilde yaptığınız zaman lastikler atış anında birbirine sürtüyor ve vibrasyona sebebiyet veriyor. Lastiklerin sürtünerek aşınmasına sebebiyet veriyor. Şimdi ben kombinasyonlarımda kısa lastiklerde açık renk, uzun lastiklerde koyu renk coupling kullanıyorum. Ve kısa lastik önde, uzun lastik arkada olacak şekilde, bakın, iki parmağımla gerdirdiğim zaman görüyor musunuz? İki lastik arasında bir fark var. Yani başlama noktalarında bir fark var. Bu fark şuraya eşit olması gerekiyor. İkinci ve üçüncü çentik, yani son çentiklerimize eşit olması gerekiyor. İki aynı kuvvetle lastiği bu şekilde kombine ediyoruz ki iki aynı kuvvetle, aynı çaplıklı lastik aynı germe noktasıyla aynı anda çıkış sağlasın. Buradaki hedefimiz bu. Evet, bu farklı olursa ne olur? Yani şu ölçüyle aynı değil de bir tanesi daha önde olduğunu farz edelim. Yani aradaki farkı daha büyük olduğunu farz edelim. Bu sefer ne olacak? Kısa olan daha hızlı çekecek ve daha hızlı çektiği için, daha hızlı başladığı için arka olandakinin gücünü bir nebze kesecek. Yani lastikler dengesiz olarak başlayacak. Bu da bize dengesiz bir atış sağlayacak. Evet, dengesiz olan lastikler eğer uzunsa yarattığı kuvvet eksik olacak. Kısa olan lastikten daha az kuvvet üretecek ve geride kalacak. Yani o lastik hiçbir işe yaramayacak. Eğer kısaysa uzun olan lastikten daha fazla kuvvet ürettiği için daha erken başlayacak, daha sert çıkacak ve uzun olan lastiği egale edecek. Yani uzun olan lastiğiniz bir işe yaramayacak. Bu kurulumu suda yüzer pozisyonda yapmanız çok daha rahat. Herhangi bir kuvvet harcamıyoruz. Suda yüzer pozisyondayız ve tüfeğimiz vücudumuza paralel, istediğimiz gibi uzatıp kendimize yaklaştırabiliyoruz ve kolayca kurabiliyoruz. Uzun tüfeklerde de şuna dikkat edin arkadaşlar. Uzun tüfeklerde
direkt göğsünüze koyup lastiğe uzanmaya çalışmayın. Görüyorsunuz bakın, 82'lik bir tüfek, uzun bir tüfek değil. Göğsüne koyup uzanmaya çalıştığım zaman sadece kol boyum kadar uzanabilirim. Öncelikle lastiğinizi tutun. Daha uzun tüfeklerde karnınızın biraz daha alt kısmına koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde tüfeğin üzerine kapaklanabiliyorum ve kol boyum artı vücut boyumla uzanabiliyorum. Uzun tüfekleri bu şekilde kurabilirsiniz. Karnıma koydum. Yine birinci çentiyi aldım. Ardından daha sağlam bir yere aldım. Birinci çentikten ikinci çentiye zıplatıyorum. Bakın el pozisyonu da önemli. Eğer bu şekilde zorlanıyorsanız elinizin pozisyonunu değiştirin. Ters çevirin. Lastiğinizi bu şekilde zıplatın. Göreceksiniz çok daha kolay olacak.